Hepinize merhaba arkadaşlar. TR Futbol YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız ise bize yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu videomuzda sizlere 2018 son dakika transfer haberlerini derledik. Transfer haberlerine geçmeden önce sizlerin bana yorumlarda sorduğu transfer haberlerini cevaplandıracağım. Kel Kafadarlar sormuş. Abi lütfen cevapla. Muslera Juventus'a gider mi? Muslera Galatasaray'dan ayrılmayacak. Tabi Muslera'ya bir sürü talip var. Özellikle şu anda bu aralar sıklıkla Juventus'un talip olduğunu biliyoruz. Çünkü bu fonu gönderdiler. Artık yerine sağlam bir kaleci almalılar. Ancak ne Galatasaray yönetimi Muslera'ya göndermek istiyor. Ne de Muslera Galatasaray'dan ayrılmak istiyor. O yüzden Muslera Galatasaray'da kalacak. Efecan oyunda HD sormuş. Abi Emre Mor, Snyder ve Niyeste Galatasaray'a gelir mi? Emre Mor ve Snyder gelir. Niyeste'nin durumunu şu anda bilmiyorum. Ada Doruk Aydın sormuş. Kayer Fener'e gelir mi? Çok zor bir ihtimal. Yani Sevilla'da şu anda banko oynuyor ve Sevilla'nın taraftarlarının da sevgisini kazanmış durumda. Aynı Fenerbahçe taraftarlarının sevgisini kazandığı gibi. Ancak yine de bir %20 ihtimal verebilirim buna Ali Koç'un gelmesi durumunda. Emre Polat sormuş. Sence Real Madrid forveti kimi alır? Artık videoya koydum. Her videoda yazıyorum abi demiş. Koydum bu sefer. Yani Real Madrid forveti bir sürü isim geçiyor. Salah geçiyor. Lewandowski geçiyor. Debala geçiyor. Yani bir sürü isim var arkadaşlar. Kimi alacak biz de merakla bekliyoruz. En iyi adayları ise şu anda Neymar. BGMR Kuzenler sormuş. Abi lütfen yorumumu gör. Balotelli veya Falco Fener'e gelir mi? Hangisi gelirse daha iyi olur demiş. Falco asla Fener'e gelmez. Şu anda yani Monaco'da iyi bir futbol sergiliyor. Şu anda Fener'e geleceğini düşünmüyorum. Balotelli'nin arkadaşlar Ali Koç'un gelmesi durumunda geleceğini biliyoruz. Yani Balotelli daha yakın gözüküyor şu anda Fener'e. Hangisi gelirse daha iyi fayda olur dersen ben Falcon'un daha faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü Balotelli belirsiz bir oyuncu. Fransa'ya özel bir röportaj veren ve Fatim Migomis gelecek sezon Galatasaray'da kalacak mısın sorusuna açıkçası teklifler alıyorum ama yönetimle konuşmak için zamanım var. Galatasaray'da çok mutluyum ve harika bir sezon geçirdim cevabını verdi. Fransa milli takımının seçilmemesi hakkında soruya cevap veren Gomis ben yalnızca bir oyuncuyum. Fransa milli takımının başında bir teknik adam var ve aldığı kararlara saygı duyulması gerekiyor. Yedek listesinin yedeğiyim diyebilirim kendim için. Milli takım ihtimali benim üst seviyede kalmamı sağlayan etkenlerden biri. Fransa milli takımı için her zaman müsaitim. Beni istediklerinde arayabilirler. Eğer bir kuaföre yahut bir liman satıcısına dahi ihtiyaç duyarlarsa onlar için burada olduğumu söyleyebilirim. Yani Fatih Gomis' de başarılı bir futbolcu Galatasaray'dan ayrılacağı yönünde iddialar tabii ki çıkacak arkadaşlar. Yani bu kadar gol atsan süper ligin gol kralı olursan sana da çıkar böyle bir iddialar. Yani bilmiyorum ayrılır mı ayrılmaz mı şu anda belli hiçbir şey belli değil ancak ben ayrılmayacağını düşünüyorum çünkü şu anda Galatasaray'la şampiyonlar ligine gidecek ve Galatasaray'ın en favori oyuncusu arkadaşlar taraftarların o yüzden Gomis'in takımda kalacağını söyleyebilirim Fransa milli takımına da en kısa zamanda alınmalı diye düşünüyorum ancak dediğim gibi Fransa milli takımında da bayağı üst seviye futbolcular var ondan dolayı birazcık daha iyi bir futbol sergilerse Fransa milli takımına da alınacaktır. Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin gündemine giren oyuncular arasında iki de kaleci eklendi. Sarı lacivertlerin tecrübeli bekçileri Ertaç Özbir ile eski oyuncusu Serkan Kırıntılı ile görüştüğü iddia edildi. Yeni Malatya Spor ile sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki Ertaç ve Konya Spor ile sözleşme uzatmayan 33 yaşındaki Serkan için teknik direktör Aykut Kocaman'ın rapor verdiği kaydedildi. Yani Serkan Kırıntılı da arkadaşlar Fenerbahçe'nin altyapısından yetişen bir futbolcu. Bakın ama Fenerbahçe'nin altyapısından gerçekten kaleciler sağlam çıkıyor arkadaşlar. Mert Günok da zamanında çok iyi bir kaleciydi ancak maalesef kendini harcadı. Yani Volkan Babacan'ı örnek verebiliriz arkadaşlar Fenerbahçe altyapısından yetişen. Volkan Demirel, Serkan Kırıntılı. Yani zamanda Fenerbahçe altyapısı iyi işler yapmış kaleci zam şeyinde arkadaşlar. Şu anda tam kaleci yetiştiremiyorlar ancak yani iyi kaleciler çıkarmışlar. Ben Serkan Kırıntılı'nın artık Fenerbahçe'ye geleceğini düşünüyorum kesinlikle arkadaşlar. Serkan Kırıntılı Fenerbahçe için hayırlı olsun diyebiliriz. Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca için Avrupa devleri yarışırken son olarak Beşiktaş yönetimi Roma'ya ilginç bir teklif yaptı. Siyah beyazlar yazdılar 21 milyon avroya Talisca'yı alacak. Roma Beşiktaş'a 21 milyon avro ödeyip Gerson'u bonservisiyle verecek. Yani Beşiktaş mantıklı bir iş yapmış olur aslında böyle. Hiç ise yoktan yere Gerson'u almış olur. Yani Romada bence buna sıcak bakabilir belki. Yani olursa Beşiktaş yönetimi için iyi bir transfer olur. da dünya devlerini peşinde koşturuyor maşallah. Newcastle ve Everton gibi Premier Lig kulüpleri Galatasarayla masaya oturma hazır. Tekrar başkan seçilen Mustafa Cengiz Bodrum'dan dönecek. Fatih Terimle yaptığı görüşmede Rodriguez meselesini karara bağlayacak. 27 yaşındaki yıldız oyuncu ya 25 milyon avroya yakın bir teklife satılacak ya da Şampiyonlar Ligi'nde değerinin katlaması için sözleşmesine zam yapılacak. Yani arkadaşlar dediğim gibi eskiden biliyorsunuz 50 milyon avro altına satmam diyordu Mustafa Cengiz. Şimdi 25 milyon avrolara gelmiş. Yakında ben 15 milyon, 20 milyon avroları da ineceğini düşünüyorum. Bunu önceden de zaten sizlere söylemiştim arkadaşlar. Rodriguez gerçekten çok kaliteli bir futbolcu. İngiltere Premier Lig'inde de gerçekten sağlam şeyleri var. Ancak ben bu dönem Galatasaray'da kalırsa değerine daha çok katlayacağını düşünüyorum. Yani bir 25-30 milyon avrolara gidebilir arkadaşlar Rodriguez eğer Galatasaray'da kalırsa. Yani çünkü çok iyi bir futbolcu arkadaşlar. Pauk'tan da almaları da baya iyi olmuş. Yani bilmiyorum onun için de hayırlısı olsun. Josef için son olarak West Ham'ın yaptığı 12 milyon avro önerdi. Bu teklifi kabul görmediği öğrenildi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Josef de Souza'ya olan ilgisi bitmek bilmezken Fenerbahçe yönetimi de belirlediği fiyattan taviz vermiyor. Fenerbahçe'nin orta sahadaki bir numaralı oyuncusu olan Josef için Fenerbahçe 15 milyon avronun altında tekliflere bakmama kararı aldı. Son olarak West Ham United'ın 12 milyon avroluk teklifi reddedildi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da Josef'in takımda kalmasından yana olduğu ve sözleşmesinin uzatılmasını istediği de gelen haberler arasında. Yani bunun için arkadaşlar yorumum yok. Fenerbahçe 15 milyon avro altına işte satmayacak Josef de Souza'yı. Josef de Souza da Fenerbahçe'de Mehmet Topal'la beraber iyi bir ikili oluşturdular. Uzun zamandan beri zaten 3-4 yıldır. Form arkadaşlar. Josef de Souza da 3-4 yıldır diyorum. 3 yıldır yani ben Fenerbahçe'de devam edeceğini düşünüyorum. Bir 3 yıl daha yeni bir sözleşme imzalayacağını düşünenlerdenim. Real Madrid'in genç oyuncusu Hakim'in menajeri Alexandro Camondo ilginç bir açıklama yaptı. Camondo Madrid'in 19 yaşındaki sabek ile hala sözleşme uzatmadığı bilgisini verip Önümüzde çok ilginç teklifler var. Real Madrid olmazsa İspanya'da orta sırada bir takımda oynamak yerine Benfica'da, Tottenham, Tottenham'da, Beşiktaş'ta oynayabilir diye konuştu. Yani Hakim bir arkadaşlar... Biliyorsunuz Real Madrid'de yedek kaldı. Kadro dışı kaldı. Ancak genç yetenek arkadaşlar. Beşiktaş iddiası çıktı şimdi onun için. Yani Beşiktaş'a gelirse gerçekten Beşiktaş iyi bir genç yıldıza yatırım yapmış olur. Hem de sabek sorununu uzun vadeli bir şekilde çözmüş olur. Tabi Real Madrid'de sözleşme uzatması olur arkadaşlar bu. Yani Benfica ve Tottenham'da ilgileniyormuş arkadaşlar. Bakalım neler olacak o transferi de göreceğiz. Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan ve menajerler tarafından öğrenilen Yaya Touré'de flash bir gelişme yaşandı. Manchester City'den ayrılma kararı veren alan 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'ın ve diğer Türk kulüplerinin radarına girmiş durumda. Bir süredir tecrübeli futbolcunun maliyetiyle ilgili araştırma yapılıyor. Tore ile ilgili gösterilen tek kulüp ise Galatasaray değil. West Ham United, Yaya Toure için resmen devreye girmiş durumda. Fildiş sahili Yıldız'ın talibi ise yıllık 4 milyon avro ve 3 yıllık sözleşme istiyor arkadaşlar. Yani yıllık 4 milyon avro ve 3 yıllık sözleşme veren arkadaşlar ya Yature'yi alır. Yani gerçekten çok maliyetli bir şey istiyor arkadaşlar. Yıllık 4 milyondan 3 çarp arkadaşlar 12 milyon avro. Yani 3 yıl oynayacağı da garanti değil arkadaşlar. Çünkü artık yaşı ilerlemiş bu durumda. Belki de bunun 2 yılını sakatlık olarak geçirecek. Yani Galatasaray böyle bir transferin altına bence girmesine fazla gerek yok arkadaşlar. Eğer şöyle bir 2 yıllık falan sözleşme yapabiliyorlarsa öyle alsınlar. Yoksa çok pahalı arkadaşlar maliyeti de bence hiç gerek yok böyle bir oyuncuya. Yani başarılı bir futbolcu ancak dediğim gibi çok maliyetli. Başkan Aziz Yıldırım geçici olarak forma giyen oyuncular hakkında bilgi verdi. Başkan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin durumu belli. Kiralık olarak oynayan ve sonrasında ayrılan oyuncular var. Neto gitti, Yansen gitti. Yansen'i yeniden alabilir miyiz? 25 milyon pound. Bir daha kiralayabilir miyiz? Bilmiyorum. Bunları 3 Haziran'dan sonra konuşacağız ifadelerini kullandı. Arkadaşlar artık Fenerbahçe'de her şey seçimden sonra belli olacak. Seçimden sonra ben Fenerbahçe'nin transfer bombalarını yapacağını düşünüyorum. Gerek Aziz Yıldırım gerek Ali Koç kalsa da transferler bayağı olacak Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'nin takımın değişeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Her sezon olduğu gibi. Beşiktaş, Burak Yılmaz transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Şenol Hoca, Fikret Başkan'a Burak Yılmaz'ı kesin almalıyız. Negredo ve Wagner'la o elden çıkarmalıyız. Artık bir an önce sezon ortasında bitti dediğiniz ben Baba'yla da anlaşma sağlayın dediği öğrenildi. Yani Şenol Güneş arkadaşlar Burak Yılmaz'ı geçen dönemde istemişti. Hatta bunu maç sonu açıklamalarında falan vermişti arkadaşlar. Volkan Şen ve Burak Yılmaz'ı ben çok istedim falan demişti. Yani Burak Yılmaz arkadaşlar dediğim gibi Beşiktaş'a çok faydalı olur. Yani Türk futbolunun yetiştirdiği en iyi forvetlerden biri diyebilirim arkadaşlar. Yani Cenk Tosun, Burak Yılmaz son dönemlerde arkadaşlar bunlar konuşuluyor. Yani iyi futbolcu yani... Beşiktaş'ta bir rahat 20 golü geçer diye düşünüyorum arkadaşlar Burak Yılmaz'ın. Hem Beşiktaş yani boş yere para yatırımı yap yapmış olmaz. Wagner'la ve Negredo'yu alacağını arkadaşlar şimdiye Burak Yılmaz alsalardı daha iyi yerlerde görebilirdik Beşiktaş'ı da. Terim'in yeni sezonda kadrosunda görmek istediği isimlerden biri de A milli takımına kazandırdığı Emre Mor oldu. UEFA'nın bütçe kısıtı ya da sattığın kadar al yani bonservis bedeli sınırlaması getirmesi beklenen Galatasaray'da Terim kiralama formülüyle Kulübe mali yani bonservis yükü de getirmeden yıldızları da kadrosuna katmanın hedefinde Emre'nin kiralanması hem kontenjanın dolmasını hem de önemli bir oyuncunun kazandırılmasını isteyen Terim talibi talebini Başkan Cengiz ve Albayrak'a iletti. Yani hem Emre Mor Galatasaray istiyor arkadaşlar Fatih Terim de Emre Mor istiyor. Yani iki taraflı bir bağ var şu anda yani taraftarlar burada ikiye bölünmüş durumda bazıları Avrupa'da kalmasından yana. Bazıları da gelsin diyor. Yani bazıları da hiç istemiyor açıkçası Emre Mor'u. Yani şahsen ben de bir taraftar olsam şu anda Emre Mor'u istemem arkadaşlar. Çünkü performansı bayağı düştü. Şöyle haberler de var. Geri Rodriguez ve Emre Mor takası artık Galatasaray 5 milyon avro alacak böyle bir transfer olursa. Yani bence bu da mantıksız olmuş olur. Geri Rodriguez şu anda Emre Mor'a göre 3-4 kat daha iyi. Yani bu yüzden Galatasaray transferde önemli bir şey yapmalı. Yani bu Emre Mor transferinde bayağı masaya oturup düşünmeliler diye düşünüyorum. Nani geri dönecek mi? Nani transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Ali Koç Nani'nin menajerine başkan seçilmesi durumunda görüşmelere başlayalım dediği duyumlar arasında yer aldı. Ancak transferde durum belli değil. Nani geri dönmek istiyor. Yani Nani de arkadaşlar Fenerbahçe'den ayrıldığına gerçekten pişman oldu. Yani bir dönem Manchester United'da yıkılmıştı Nani. Ondan sonra Fenerbahçe'ye geldi. Kendini yeniden birazcık toparladı. Ancak Valencia'ya transfer oldu. Yeniden orada sakatlıklar falan yaşadı kendini yeniden düşüşe geçti arkadaşlar. Oradan Lazio derken Lazio'da da bir iş yapamadı. Yani şimdi yeniden Fenerbahçe'ye dönmek istiyor. Instagram paylaşımlarına falan bakarsanız merhaba İstanbul falan bir şeyler yazıyor arkadaşlar. Yani Fenerbahçe'yi özlemiş durumda şu anda. Fenerbahçe'yi mumla arıyor. O yüzden ben Fenerbahçe'ye döneceğini düşünüyorum. Ali Koç başkan olması durumunda. Tabi Ali Koç ve yeni teknik direktör isterse olur bu transferde. Arjantinli süper yıldız Lionel Messi eski takım arkadaşı Neymar'ın Real Madrid'e transfer olmasını istemiyor. Barcelona ile sezonu şampiyon tamamlayan Lionel Messi eski takım arkadaşını ezeli rakipleri transfer olmasını istemiyor. TYC Sports'a konuşan Lionel Messi Neymar'ın Barcelona için ifade ettiği her şey nedeniyle Real Madrid'e transferi berbat olur. Neymar'ın buradaki dönemi sona erdi. Önemli başarılar Şampiyonlar Ligi ve La Liga kazandı. Eğer Real Madrid'e giderse bizim ve Barcelona için hayal kırıklığı olur. Futbol açısından ise Real Madrid için çok katkısı olur diye söyledi arkadaşlar. Yani bir nevi arkadaşlar Neymar'ın Real Madrid'e gitmemesi gerektiğini kendisi açıkladı arkadaşlar Messi. Tabi Neymar bunu dinler mi? Neymar çılgın çocuk arkadaşlar. Brezilyalı ne yapacağı belli olmaz. Ronaldo ile oynamak istediği söyleniyordu. Ancak Ronaldo'nun şu anda takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Yani Avrupa'da arkadaşlar transfer piyasası bizim ülkemizden de karışık. Inter'in golcüsü Mario Icardi Chelsea'nin bu yaz transfer hedefleri arasında ilk sırada yer alıyor. Napoli'den ayrılan ve Chelsea'nin başına geçmek için gün sayan Makiro Sarri listesinin tepesinde Icardi'yi yazdı. Chelsea bu transfer için Icardi'nin 110 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Marco Icardi Serie A'da geride kalan sezonu 29 golle gol kralı olarak tamamladı. Yani Marco Icardi için arkadaşlar her takımda olduğu gibi Real Madrid'in yine iddiası vardı arkadaşlar. Yani hangi forvet olursa arkadaşlar gündemde olan en iyi forvetlerden biri olursa arkadaşlar hemen Real Madrid'in transfer listesine yazılıyor. Yani bilmiyorum arkadaşlar bu Benzema'yı Real Madrid yönetimi hiç sevmedi gibi gözüküyor herhalde. Durmadan her sene Real Madrid bir forvet transfer listesi hazırlıyor. Ancak yine Benzema kalıyor ve yerine de arkadaşlar hiçbir forvet gelmiyor genellikle. Bu dönemde böyle geçecek gibi gözüküyor ancak bu dönem bir transfer yapmalarını da bekliyoruz şahsi fikrim olarak. Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin kulüpten ayrılmak istediği sık sık basında yansıtmıştı. Sonunda 29 yaşındaki futbolcu harekete geçti. Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi, oyuncusunun kulüple yönetiminden yönetimden ayrılmak istediğini söylediğini açıkladı. İsmi uzun süredir Real Madrid'e anılan Lewandowski'nin menajeri Zahavi, spor bilete yaptığı açıklamada Robert bir değişiklik yapması gerektiğini hissediyor ve kariyerinde yeni bir meydan okumak istiyor diye ifadelerini kullandı. Bu arada Bayan Mini, Real Madrid'in Lewandowski için teklifte bulunduğu iddialarını daha önce yalanlamıştı. Oyuncunun ismi ayrıca Manchester United, Chelsea ve Paris Saint-Germain gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle de anılıyor. Yani zaten Avrupa'da arkadaşlar futbola 3-4 tane kulüp hakim olmuş. Her transfer onlara yazılıyor. Yani aynı bizim Süper Lig gibi arkadaşlar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, genelde hep aynı oyuncuyla ile ilgileniyor ya arkadaşlar. Dünya Ligi'nde de böyle yani PSG, Real Madrid, Manchester United her oyuncu yazılıyor arkadaşlar. Her önemli oyuncu artık onlara yazılıyor. Yani Barcelona transferde gerçekten sessiz bir şekilde sürdürse de onlar da güzel transferler yapmayı planlıyor bu dönem. Daha onlar için de hiçbir şey belli değil. Atletico Madrid ve Arsenal yeni transfer çalışmalarına başladı. Arsenal izleme komitesi ve Atletico Madrid izleme komitesi Freiburg'da forma giyen milli futbolcu Çağlar Söğüncü'yü izlemek için Türkiye İran karşılaşmasına geldi. Transfer sezonunun açılmasıyla girişimlerin başlanacağı tahmin ediliyor. Yani arkadaşlar Çağlar Söyüncü de büyük ihtimal Freiburg'dan ayrılacak. Ancak hangi takıma gideceği şu anda belli değil. Arsenal, Atletico Madrid konuşuluyor. Yani Çağlar Söyüncü'nün tercihi Atletico Madrid olduğu da söyleniyor. Bakalım neler olacak. O transferi de merakla bekliyoruz. Altın Ordu'nun yetiştirdiği iyi futbolculardan biri Çağlar Söyüncü Trabzonspor'un Slovak yıldızı Yuray Kuçka eski takımına transfer olabilir. Milan geçtiğimiz yaz transfer döneminde 6 milyon avro karşılığında Trabzonspor'a sattığı Yuray Kuçka'yı yeniden takımına katmak istiyor. İtalyan ekibinin tecrübeli ultrasal için Trabzonspor'un kapısına 6 milyon avrodan daha düşük bir bonservis bedeliyle çalışacağı belirtildi. 31 yaşındaki Kuçka bu sezon Bordo mağlubu formayla çıktığı 28 karşılaşmada 3 gol ve 6 asist yaptı. Yani Yuray Kuçka'nın ismi arkadaşlar Uzun süredir Galatasaray'la konuşuyordu. Ancak Galatasaray transferi bayağı zora geçti arkadaşlar. Trabzonspor böyle bir şeyi göndermeyi düşünmüyor. Yani o yüzden Juray Kuçkaya'da Milana yeniden dönebilirken dönebiliriz arkadaşlar. Çin Ligi'nden talipleri var. O transferi de merakla bekliyoruz. Evet arkadaşlar böylelikle bir transfer haberleri videosunun daha sonuna gelmiş bulmaktayız. Bizi Instagram'dan takip ederek... Futbol hakkında her güncel konudan haberiniz olabilir ve transfer haberlerini de arkadaşlar Instagram sayfamızdan takip edebilirsiniz. Sağlıcak kalınız, Allah'a emanet olunuz. Yepyeni güzel bir günde yeniden görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Güle güle.